sözleşme güzel oldu, güzel bir günümüz. Ama bir arkadaşımız, çalışan arkadaşımız, emekçi arkadaşımız bugün iş kazası oldu. Bizi üzen bir tarafı budur. Ondan da ailesi de geride kalanlara sabırlıklar diliyor. Hepimizin başı sağ olsun bu anlamda. Bugün imzalandırmış olduğumuz toplu sözleşme bütün çalışanlarımıza, Ereğli'ye, Erdemir'e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz salı gününden beri Ankara'da 3 gün oturum yaptık. Para konusunda, ücret konusunda, maaşlara gelecek konusunda İstanbul'u ayağında yaptık genel merkezimizde, genel başkanımızla beraber. Toplu iş sözleşmenin birinci yılını biz %11 zam oranıyla kapattık. Genel başkanıma ve genel merkez yönetimine sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. İdare konularının çoğunu sizlerin istediği, taslağı hazırlarken yapmak istediğimiz maddelerin içeriğini aldık. Kuruluşun dönümünde şirket altın vermeyeyim, para vereyim diye düşüncesi vardı. Yine biz altın olarak devam etmesi yönündeki ısrarımızı kabul ettiler. Altın olarak yine devam edecek. İşe alma ve deneme süresi vardı. Bu deneme süresinde şirket işe alacağı bir işçi 4 ay deneyelim düşüncesindeydi. Biz bunu kabul etmedik. Yine eski sistem olarak 2 ay olarak kalmasına yaptık. İşe giriş ücretini eski sisteme çevirdik. Hani bunu zamanla değiştirdik. Eski sisteme çevirdik. Bizim teklifimiz olan eğitime katılacak arkadaşları gündüz vardiyasında araya ayarlayacaklar. Gündüz vardiyasında olacak. Bir. İkincisi, hafta tatilinde eğitim gören arkadaşlar, daha önceki fazla mesai çalışmadaki aldığınız haklar gibi %100 çalışma mesai parası alınacak yani. Bunlar ödenmiyordu. Bundan sonra artık toplu sözleşmeye maddesine koyduk. Eğitimde hafta tatilinde eğitim gören arkadaş 7,5 saat çalışma mesaisini alacak %100 olarak. Bu bizim için büyük bir kazanım. Ölen arkadaşımızın veyahut da anne babasının ambulans cenaze aracıyla defin aracında şirket yönetimi karşılayacak bundan sonra. Sendikal izinler mevzusunda bizim işte eğitime gönderdiğimiz eğitimlerde sıkıntılar vardı. Bu maddeleri biz revize ettik. Bunlara göre artık herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Eğitime dikkat ederseniz Ankara'da ve Didim'de yaptığımız eşli eğitimler veyahut da sizin eğitime gittiğiniz yaptığımız eğitimlerde de sınırlama vardı. Onu da önünü açmış bulunuyoruz. Askerlik maddesinde de işe girmede bazı sıkıntı var. Bizim istediğimiz şekilde yeniden revize ettik. Askere giden arkadaşımız 2 ay içinde geri döndüğünde eğer yüz kızartıcı suç işlemediyse bunun ayağında hiç kimse biz durmaz, biz de durmayız. İşe işbaşı verilir maddesini kabul ettiler. Artık bundan sonra işçi arkadaşlarımız yakacağı para olarak alacak. Haziran'ın ilk çeyreğinde, bakın iyi dinleyin. Haziran'ın ilk çeyreğinde TTK 2 ton TTK kömür bedeli net olarak ödenir diyoruz. Paranızı biz aldık, hiçbir hak kaybınız yok. Buradan da size 200-250 lira zam almış bulunuyoruz. Sosyal hakları biz çok tek tek geçmeyeyim de sizlerle. Toplamda bütün alınan haklarda %15 zam alındı. Arkadaşlar toplu sözleşmeden doğan haklarınızı, sosyal hizmetle haklardan doğan haklarınızı 45 gün içinde alacaksınız. Hepiniz size teslim edecekler. Ben onun için hepinize bu kazancınızın, bu şeyi, paranın, zammın güle güle yemek nasip etsin. Hepinize tamam, sağlık. Tamam. Camianın için olmaktan hakikaten mutluyum. Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim. Genel Başkanı bayramdan sonra bir aksilik olmazsa Ereğli'de hep beraber almayacak. Bunu da böyle